Evet sevgili dostlar, değerli Gördesli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın çok değerli takipçileri, sevgili izleyicilerimiz, hepinize Manisa'nın Gördes ilçesinden Anıl Akın kardeşimizin yumurta tavuklarından, kümesinden diyelim artık, salma yapıyor bu işi. Hepinize selamlar, saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza sağ alt köşeden abone olarak bizlere destek olsanız seviniriz diyoruz. Bugün 130'a yakın tavuğu var. 130 tane tavuktan günde kaç tane yumurta toplanır? Toplanıyor. Bunun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Videomuz hemen başlasın. Evet arkadaşlar, Anıl Akın arkadaşımızın çiftliğine geldik. Anıl arkadaşımız burada salma olarak yumurta tavukçuluğu yapıyor. 130'a yakın dedik değil mi Anıl? Evet. Tavuğumuz var dedik. Günde kaç tane yumurta topladık? Şimdi yumurtalarımızı toplayacağız. 60, 70, 80. Değişiyor gününe göre, güneş tamam. Gününe göre abi. Havasına göre, tamam. İdiğine göre hayvanın. Aynen. Şimdi yumurtaları biraz sonra toplayacağız Anıl. Sana şunu söyleyeyim. Yani günde bunlara yem maliyetin ne kadar? Galiba abi, salma yapıyorsun değil mi? Çoğunluğu benim hayvanlarımı hiç kapatmıyorum ben. Yani zayiatını gözümüz görmüyor. Kuş alıyor, tilki kapıyor hesabı. Gözümüz görmüyor. Ortalama 20 kilo. Ben bunlara karışık buğday, çiftlik yemi, darı ne bulursam o şekil bakıyorum. Ekmek artığı. Yani maliyetsiz ne kadar maliyetsiz gelirse o kadar iyi bizim için. Bakıyorum. Yani günlük ne kadar yem veriyorsun dedin mi? Yani 20 kilo abi aşağı yukarı. Her gün 20 kilo veriyorum dedin yani. 15 kilo oluyor. Aynen, 25 kilo oluyor. Dün hava çok yağmurludu. 2,5 kova verdim yani. Tamam hayvan, durma. Hava yani, şartlarına göre değil mi? Hava iyi olduğu zaman hayvan kendini doğada diyorum. Bugün yani bu saatten sonra daha da az. 10 kilo düşürürüm yani yemi. Aynen. Zaten yumurta fiyatları düşer bir süre sonra. Şimdi 1,5'tan. 1,5'tan veriyorsun değil mi yumurtayı şu anda? 1,5'tan veriyorsun. Aynen. Yani bugün örneğin 100 yumurta çıksa 150 milyon. 150 lira, Allah bereket versin yani. Bu 20 kilo yemin fiyatı ne kadar? Ya biz öyle ince hesaplamaya giremiyoruz. Hı. Çünkü biz 15 dönüm buğday diktik kendimiz. Kendi buğdayımız var. Çiftlikler oralar buradan. Yani biz yani anladım, anladım. Bakıyoruz bayvana. Yani maliyetsiz anladım. Yani yemi normalde diyorsun. Zaten bunu yapacak arkadaşın da yani böyle evlerde olacak şeyler değil yani yem alıp da şu anki maliyetlerle. Aynen yani buğdayı, arpayı, şunu bunu diyor. Tabii elinde varsa zaten öyle olur yani o şekilde olur. Kendi kaldığı sen diyorsun benim buradaki arazim, ortamım müsait. Şöyle baktığımız zaman bakın arkadaşlar burada her şey doğal. Burada sağında solunda rahatsız edecek bir pozisyonu da yok. Bu hayvanlar bu şekilde doğalda, doğal olarak yani doğada kendileri gezinerek çimende, otta artık böcek değil mi? Ne buldu? Tabii, tabii, yani akşam kapatmaya yakın biz bunlara yem veriyoruz. Hem sokmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Anıl kardeşimizi dinlediniz. Anıl kardeşimiz 130 tane tavuğa günde 20 kilogram yem döktüğünü söylüyor. Bu yemi kendi tarlasından buğday olarak kaldırdığını söylüyor arkadaşlar. Şimdi kabaca bir hesap yapmak istersek, hesap yapmak gerekirse 20 kilogram yem bugün buğday bizim ilçemizde 4 ila 5 TL arasında değişiyor arkadaşlar. Yani ne olmuş olur? 5 TL'den yem almış olsak günlük 100 TL yem parası yapar arkadaşlar. 100 TL yem parası, günde 100 yumurta alsak, 2 liradan versek 200 lira arkadaşlar. Bu gezen tavuk için. Yani yarı yarıya bize para bırakır demek oluyor. 130 tavuğumuza günde 20 kilogram yem versek, 5 liradan yem alsak 100 TL yapar. 100 TL yem parasına karşılık yumurtayı eğer 2 TL'den pazarını bulabilirsek, 2 TL'den verirsek 200 milyon para yapar. Eski parayla göre, yeni paraya göre de 200 TL para yapar. Günde 100 TL para kalır. Bu ekstra bir gelir arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Yani yumurta işi yapıp 100 tavukla bir aile geçinmez. Ama günde 100 TL para, ayda da 3000 TL gibi bir para katkı sağlar eve. Bir yan gelir olarak düşünmek isterseniz, yeriniz müsaitse bu tavukçuluk, yumurta tavukçuluğu yapılabilir. Sayıyı artırabilirsiniz arkadaşlar. Ama Anıl ne diyor? Videosunda yaptığımız röportajda ne diyor arkadaşlar? Ben bu tavuklara buğdayı kendi tarlamdan kaldırdığım için bana sıfır maliyetli diyor. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu buğdayı tarlasından kaldırdı. Eğer tavukları olmamış olsaydı bugün 5 TL'den de kilosunu da satmış olacaktı. Yani biz onu sıfır maliyetli demeyelim. Aylık 100 TL maliyeti var diyebiliriz arkadaşlar. Ya bu önemli bir konu. Ama tarlanız geniş, güzel, tavuk için uygun bir yer ayarlarsanız
telurgiye çevrilmiş geniş bir alan, bir iki dönüm kadar ya da 1000-2000 dekar kadar da diyebiliriz buna. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bir dekarlık, bir iki dönümlük bir araziye eğer ki yonca ekerseniz, yeşillik anlamında sulama imkanınız varsa, yoncaların yeşermesi, büyümesi, tavukların içinde gezinmesi, bol yeşillik yemesi de tavuklarımızın maliyetini düşürecektir arkadaşlar. 10-15 kilogramlık bir yemle de 100 tavuğa bakılabilir ama Anıl'ın dediği gibi sürekli gezmek şartıyla. Kapalı ortamda 20 kilogram yem yetmez arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Kapalı bir alanda tavukçuluk yapmak isterseniz bu da uygun değil. Onu da söyleyelim arkadaşlar. 50-50'ye gelir. Bunun tabi hastalığı var, bunun bakımı var, ilacı var. Bunları da göz önünde bulundursanız iyi olur diyoruz arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak destek olursanız seviniriz diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.